Sayın Bakanım, çok değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, partimizin değişik kademelerinde görev alan değerli partili arkadaşlar, beyefendiler, hanımefendiler. Çorum'un bu ihtişamlı gününde aranızda olabilmek adına genel merkezden, AK Parti genel merkezinden teşkilat başkan yardımcısı olarak aranızda bulunuyorum. Doğrusu bu güzel fotoğrafı sizinle beraber yaşadığım için çok mutluyum. Değerli partili arkadaşlar, Çorum ile benim gönül bağım yıllar öncesine dayanır. Üniversiteyi bitirip memuriyet hayatına, öğretmenlik hayatına Çorum'da başlamıştım. O gün dostlar edindik, o gün bugün Çorum'daki dostluklarımız devam etmektedir. Genel merkez olarak Türkiye'nin değişik yerlerinde her hafta sonu birçok ilçede kongreler yapılmaktadır. Biz de bu kongrelere iştirak etmekteyiz. Bugün Çorlu'da olunca bu gönül bağından dolayı Çorlu'yu tercih ettik ve aranıza katılmış olduk. Değerli arkadaşlar, gerçekten Çorlu Trakya'mızın üretken, çalışkan bir ilçesidir. İnanıyoruz ki Çorlu gelecekte hak ettiği yeri çok iyi bir şekilde daha alacaktır. İnşallah Çorlu bundan böyle AK Parti'ye daha yürekten, daha büyük katkı ve sevgiyle, destekle hak ettiği yere gelme konusunda gerekli desteğini verecektir. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz AK Parti iktidarından önce üçlü bir koalisyon var idi. Bu üçlü koalisyonda DSP vardı, MHP vardı, bir de Anavatan vardı. İşte o dönemde milletvekiliydim. Daha sonra bir dönemde AK Parti'de milletvekilliği yaptım. Lojmanlarda oturuyorduk o zaman. DSP'den bir bakan arkadaşımız benim komşum idi. Akşamları bazen konuşurduk. Ben muhalefet milletvekili, o iktidar. Derdi ki, sayın milletvekili, biz Anadolu'ya çıktığımız zaman bakan olarak bakanlığın plakasını, kırmızı plakayı çıkartıyoruz. Niye sayın bakanım dediğimde halk bizi taşlıyor, korkuyoruz derdi. Değerli arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? O gün zırhlı aracıyla, kırmızı plakasıyla halkın arasına giremeyen bir hükümetin bakanı var idi. Bugün halkın arasında elini konumu sallayarak dolaşan bir başbakan var. Değerli arkadaşlar, evet, çünkü 14 Ağustos 2001'de bu partinin kurucu milletvekillerinden bir kardeşimiz olarak Bilkent Otel'de partimizi kurarken başbakanımız bir şey söyledi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Ve gerçekten olmadı. Ne o gün ne bugün. Hiçbir AK Partili'nin başını bugüne kadar başbakanımız, kabine üyelerimiz, hükümetlerimiz öyle eğdirmedi. İnşallah bundan sonra da eğdirmeyecektir. Partimizin yaptığı iş ve icraatları anlatmaya saatler, günler yetmez. Ben bütün teşkilat mensubu arkadaşlara diyorum ki, partimizin yaptığı icraatları anlatsak biz çok şeyler anlatmış oluruz ve zaman bize de yetmez. Bundan dolayı bütün teşkilat mensubu arkadaşlar, ben AK Partiliyim diyenler lütfen sokak sokak, ev ev, kişi kişi bu icraatlarımızı anlatarak Trakya'da, Çorlu'muzda da AK Parti iktidarını mutlaka yerel manada sağlamamız gerekmektedir. Yapılanlar anlatıldı. Değerli arkadaşlar, genel merkez olarak biz teşkilat üyeliklerine önem veriyoruz. Henüz daha Tekirdağ'da, Çorlu'da Türkiye'de hedeflediğimiz o noktaya gelmedik. Bizde 15 seviyesinin ulaşması lazım. Tekirdağ %9'larda, Çorlu %8'lere yakın seviyede. Dolayısıyla yeni seçilen arkadaşlar mutlaka üye kayıtlarından başlamak üzere sandık kurumlarını en muhteşem şekilde oluşturarak 2014 yerel seçimlerine en güçlü gidebilmenin yollarını aramamız gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, AK Parti dönemi demokrasinin güçlendiği dönemdir. Ekonominin büyüdüğü dönemdir. Hukukun yücelendiği dönemdir. Özgürlüklerin arttığı bir dönemdir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşı AK Parti'ye ya oy vermiştir, %50'si, diğer yarısını da vermemesi için bir neden yoktur. Yeter ki biz icraatlarımızı toplumumuzla paylaşalım. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum.
Türkiye'de 952 ilçe var. Aşağı yukarı 900'e yakında kongreler bitti. 50-60 ilçemizde kaldı. Mart ayının ortalarında illerde kongreler başlayacak. Ondan sonra büyük kongreye gideceğiz. Bir arkadaşımız burada dedi ki CHP iktidar olamaz dedi. Doğru söylüyor. Biz diyoruz ki, ben de diyorum ki ey Çorumlu kardeşlerim, CHP'yi burada bitirin. Yoksa zaten Ankara'da onlar bir arayla çekişerek kendi kendilerini bitirecekler. Görüyorsunuz. Biz de iki kongreler. Ve benim burada bitirirken bu kongreye emek veren bütün partili arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Delege arkadaşları selamlıyorum. Bugüne kadar Çorum'da partimizi getiren arkadaşlara teşekkürlerimi sunarken bundan böyle görev alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz.